Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. 9 Temmuz 2021 Cuma bugün. Tarihi bir gün. Çünkü bugün Diyarbakır önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da evlat nöbetindeki annelerin yanına gitti. Her biriyle dertleşti, sorunlarını, isteklerini dinledi. Devlet yanınızda mesajı verdi elbette. Tarihi kareler, görüntüler var o buluşmadan. Birazdan ayrıntılarına bakacağız. Öncesinde Erdoğan'ın yine Diyarbakır Bismil'deki sulama tesislerinin açılış törenine yaptığı konuşmaya odaklanacağız. Zira asıl ve en çarpıcı mesajlar oradan çıktı manşetlere. Çözüm sürecini biz sonlandırmadık dedi Erdoğan. Devamında ise HDP'nin gizli ve art niyetli gündemi süreci bitirdi cümlesini kurdu. Çok çarpıcı. Uzun zamandır bu tonda bir konuşma dinlememiştik açıkçası. Ve zannediyorum uzun süre konuşulacak bir açıklama bu. Erdoğan aynı konuşmada bir de müjde verdi. Diyarbakır cezaevinin boşaltılacağını ve bir kültür merkezi haline getirileceğini söyledi. Dediğimiz gibi tarihi bir konuşma, elbette çok başlık var. Buraya sığdıramayacağımız kadar. Muhalefete özellikle HDP'ye sert göndermeleri vardı Erdoğan'ın. Şimdi gidelim o konuşmaya, ardından ikinci parantezi Diyarbakır annelerine açacağız ve detaylara bakacağız. ATV Haber'e hoş geldiniz. Türkiye'si, Türkiye'nin geleceği için işte lider, işte Diyarbakır. Her türlü riski göze alarak başlattığımız çözüm sürecinde neler yaşadığımızın şahidi sizlersiniz. Yeter ki artık anneler ağlamasın dedik. Yeter ki akan kan dursun dedik. Samimiyetle başlattığımız bir süreci bunlar provoke ettiler. Zehirlediler, istismar ettiler ve sonunda tamamen yıktılar. Çözüm sürecini bunların kötü niyeti, art niyeti, gizli gündemleri sonlandırdı. Çözüm sürecini hatırlattı, süreci HDP'nin bitirdiğini söyledi. Siz bu kavramları en son ağzına alacak kişilersiniz ey HDP. Biz tüm samimiyetimizle barış dedik, kardeşlik dedik, demokrasi dedik. Peki bunlar sırtını size değil de PKK'ya, terör örgütüne dayayanlar ne yaptı? Gelin bugün hiç eğmeden, bükmeden açıkça bunları konuşalım. Bunları gördüğünüz her yerde yakalarına yapışın, sorun, sorgulayın. Çözüm sürecini bitirmek için kim size talimat verdi? Diyarbakır'da on binlere seslendi. Hedefinde HDP vardı. Bunların eş genel başkanı geçenlerde çıkmış, AK Parti kadınların başına gelmiş en büyük felakettir demiş. Asıl KCK'sıyla, PKK'sıyla, PYD'siyle, HDP'siyle hep birlikte benim Kürt kardeşlerimin kanını, iliğini sömüren, duygularını istismar eden bu çete son bin yıldır bu milletin, bu bölgenin, bu halkın başına gelmiş en büyük musibettir. Lafa gelince barış derler, kardeşlik derler. Bu ülkede en çok Kürt kanını PKK dökmedi mi? 14 yaşındaki Kürt kızlarımızı daha kaçıranlar bunlar değil mi? Bunlar hangi edepten bahsediyorlar? Hangi namustan bahsediyorlar? Bunlarda ne edep var, ne namus var. Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP'nin birlikte siyaset yaptığı CHP ve İYİ Parti'yi de unutmadı. Şimdi CHP ile HDP beraber yürüyorlar mı? İYİ Parti beraber yürüyorlar mı? Al birini, vur öbürüne. Birbirlerinden hiçbir farkı yok. Bizim PKK ile ilişkimiz yok diyorlar. Öyle demiyorlar mı? E bunların işi gücü yalan. Yanındaki ortağı CHP, onun da işi gücü yalan. Akşam yalan, sabah yalan. Sürekli yalandan mağduriyet, yalandan dışlanmışlık edebiyatı yaparak sizlerin hak ve hakkaniyet duygularını istismar etmeye çalışıyorlar. HDP'nin İstanbul'da ve diğer şehirlerde CHP'ye verdiği desteğin nedeni işte bu ideolojik akrabalıktır. Sözlerini Diyarbakırlılara verdiği müjdeyle bitirdi. Adı zulümle, işkenceyle,
insanlık dışı muameleyle anılan Diyarbakır cezaevini yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz. Böylece Diyarbakır'ın hafızasındaki bir kötü anıyı ortadan kaldırmış oluyoruz.